Sorumuz şu, üstel ifadeleri doğru şekilde sınıflandırınız. Pekala, sınıflandıralım. Peki nasıl sınıflandıracağız? İfadeyi eksi 1'den küçük, eksi 1 ile 0 arasında, 0 ile 1 arasında kovalarından bir tanesini atacağız. İsterseniz videoyu burada durdurun ve soruyu kendiniz çözmeyi deneyin. Denediğinizi varsayıyorum, şimdi birlikte bakalım. Aynı soruyu kopyalayıp buraya yapıştırdım. Evet, şimdi her ifadeyi teker teker düşünelim. Ama ondan önce sınıflandırmaları üzerine tartışabileceğimiz bir sayı doğrusu çizeyim. Görünüşe bakılırsa inceleyeceğimiz önemli noktalar şunlar: 1, 0 ve eksi 1. İlk kümemiz eksi 1'den küçük kümesi ve buradaki değerleri temsil ediyor. Burayı yani. Sonra eksi 1 ile 0 arasında kümesi geliyor. Yani bu aralıktaki değerler. Son küme ise 0 ile 1 arasında. O da bu aralığı temsil ediyor. Birden büyük diye bir kova vermemişler. O halde buradaki sayılardan hiçbirinin birden büyük olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi ifade ifade ilerleyelim. İlk ifademiz 7 üzeri eksi 4. 7 üzeri eksi 4. Bunu birkaç kez konuştuk. Bu sayının negatif kuvvetini alınca mesela eksi 7 üzeri 4 falan elde etmiyoruz, alakası yok. Negatif bir kuvvet gördüğünüzde aklınıza hemen o sayının çarpmaya göre tersi gelsin. Yani bu 1 bölü 7 üzeri artı 4'e, pozitif 4'e eşit. 7 üzeri 4'ün ne olduğunu bilmek zorunda değilsiniz tabi ama merak ettiyseniz söyleyeyim 2401. Ama bunu bilmeniz şart değil bu sayının büyük, pozitif bir sayı olduğunu bilseniz yeter. O halde 1'in buna bölümü çok küçük bir pozitif sayıya eşit olacak. Bu sayı 0 ile 1 arasında bir sayı olacak. Aslında 1 bölü 2401'e eşit ama bunu bilmek zorunda değilsiniz. Baktınız paydada büyük bir sayı var, hemen deyin ki, ha, bu sayı 0'a çok yakın. Ama pozitif olduğu için sıfırdan büyük ama çok da büyük değil. Sayı doğrusu üzerindeki yeri Burayı bile hak etmiyor aslında. Çizdiğim ölçüye göre sıfırın bir piksel bile sağında olmaması lazım belki. Neyse bu sayı sıfırla bir arasında. Evet şimdi, şimdi geldik sayıların sayı doğrusu üzerindeki yerini, yaklaşık yerini, yaklaşık yerlerini böyle okla göstermem lazım esasında. Şimdi gelelim neye geldik? Eksi 7 üzeri 3'e. Hmm. Eksi 7 üzeri 3. Bu şu demek. Eksi 7 çarpı. Eksi 7 çarpı eksi 7. Aynı zamanda şöyle de düşünebiliriz. Eksi 1 çarpı 7 çarpı eksi 1 çarpı 7 çarpı eksi 1 çarpı 7. Peki bu neye eşit? 3 tane eksi 1'i birbiriyle çarpacağız. Yani eksi 1'in 3. kuvveti çarpı 7 üzeri 3. Eksi 1 üzeri 3 kaç eşit peki? Bakalım. Eksi 1 çarpı eksi 1 bir, artı 1'e eşit. Ama sonra onu da yine eksi 1 ile çarpacağız. Demek ki bu eksi 1'miş. O halde burası şuna eşit olacak. Eksi ben şöyle yazacağım, eksi Yok, şöyle yazayım, değiştireceğim. Eksi 7 üzeri 3. 7 üzeri 3'ün kaça eşit olduğunu bilmek zorunda değiliz yine. Parantezin içi büyükçe bir pozitif sayı ama başında eksi var. 7 üzeri 3 deseydik, 1'den büyük olurdu ama eksi 7 üzeri 3. Eksi 1'den kesinlikle daha küçük bir sayı olacak. O zaman bu arkadaşı da bu kovaya attık. Şimdi geldik eksi 7 üzeri eksi 4. Eksi 7 üzeri eksi 4. Buraya yazalım. Bu biraz karışıkmış gibi gelebilir. Çünkü taban da kuvvet de negatif. Ama negatif bir kuvvet gördüğümüzde aklımıza gelecek ilk şey ne? Yapmak isteyeceğimiz, yapacağımız ilk şey sayının çarpmaya göre tersini almak. Yani bu 1 bölü eksi 7 üzeri 1 bölü eksi 7 üzeri 4'e eşit olacak. Yine az öncekiyle aynı mantık. Bu sayıyı şöyle düşünebiliriz. 1 bölü eksi 1 üzeri 4 çarpı 7 üzeri 4. Peki bu neye eşit olacak? Eksi 1'in dördüncü kuvveti 1'e eşit. Gitti. Demek ki sayı 1 bölü 7 üzeri 4'e eşitmiş. 1 bölü 7 üzeri 4'ün nerede olduğunu zaten biliyoruz. 0'la 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 1 arasında. Demek ki bu sayı da 0'la 1 arasındaymış. Şöyle de düşünebiliriz. Burası eksi 7 çarpı eksi 7 çarpı eksi 7 çarpı eksi 7. Yani negatif çarpı negatif çarpı negatif çarpı negatif var. Bu da pozitif yapar. Yani artı 7 üzeri 4. Gelelim bu sayıya. Eksi 7 üzeri eksi 5. Yazalım. Eksi 7 üzeri eksi 5. Tekrar ediyorum, negatif bir kuvvet gördüğümde hemen sayının tersini alıyorum ki kuvvetteki eksiden kurtulayım. O halde burası ne oldu? 1 bölü 7 üzeri 5'e eşit. Bunu da şöyle yazabiliriz. 1 bölü eksi 1 üzeri 5 çarpı eksi 7 üzeri 5. Düzeltiyorum, çarpı 7 üzeri 5. Çarpı 7 üzeri 5. Bu da eksi 1 üzeri 5 kaç eşittir? Eksi 1'in tek kuvvetleri yine eksi 1'e eşittir. Demek ki bu eksi 1 bölü 7 üzeri 5'e eşitmiş. 1 bölü 7 üzeri 5 sayı doğrusunda nereye denk geliyor? Sıfırın çok yakında. Yani eğer sayı pozitif olsaydı. 1 bölü 7 üzeri 5 çok küçük, çok çok küçük bir pozitif sayıdır. Ama bunun şimdi eksilisini inceliyoruz. O yüzden de sıfırın diğer tarafına atlıyoruz. Demek ki bu sayı eksi 1 ile 0 arasındaymış. Eksi 1 ile 0 arasında. Son olarak geldik eksi 7 üzeri 5'e. Eksi 7 üzeri 5. Peki bu ne olur? Yine söyleyeyim bunu eksi 1 çarpı 7 üzeri 5 olarak düşünebilirsiniz. O da eksi 1 üzeri 5 çarpı 7 üzeri 5'e eşittir. Bu da eksi 7 üzeri 5 ile aynı şey. 7 üzeri 5 büyük bir sayı. Büyükçe bir sayı. 1'den bayağı büyük. O halde eksilisi de bayağı küçük bir sayı olur. Eksi 1'den çok küçük bir sayıdır. Demek ki bu da eksi 1'den küçükmüş. Şimdi bakalım hangilerini doğru yapmışız. Artık sayıları kovalara atalım. 7 üzeri eksi 4. Bu negatif bir sayı değil. 1 bölü 7 üzeri 4'e eşit. O halde 0 ile 1 arasında. Eksi 7 üzeri 3 bu nereye gider? 7 üzeri 3 olsaydı büyük bir pozitif sayı olurdu ama başında eksi 1 üzeri 3 olduğu için aynı sayının eksilisi olacak. O halde eksi 1'den küçüktür. Geldik eksi 7 üzeri eksi 4'e, bunu zaten belirledik. Bu sayı 1 bölü eksi 7 üzeri 4 şeklinde yazılabiliyordu. Eksi 7'nin kuvveti çift olduğu için 7 üzeri 4'e eşit oluyordu. Geldik eksi 7 üzeri eksi 5'e. Yine 1 bölü eksi 7 üzeri 5 şeklinde yazabiliyoruz bu arkadaşı. O halde bu sayı da eksi 1 ile 0 arasında. Son sayımız da bu bir kere negatif olacak. Eksi birden çok küçük negatif bir sayı bu. Ve işte cevaplarımızı verdik. Bakalım doğru yapmış mıyız? Evet, hepsi doğru. Şahane.